YouTube'un en klas kanalı Klasizm'e hoş geldiniz. Bu videoda PES 2020'de etkili top kontrollerini ve tabii ki etkili top sürme şekillerini göstermeye çalışacağım. Antrenman modundayız. Vakit kaybetmeden başlayalım. Bildiğiniz üzere PES 2018 ve 19'a nazaran 2020'de top kontrolü ve top sürme çok zorlaşmış durumda. Bunları biraz daha rahat yapabilmek için, biraz daha aşabilmek için bu göstereceğimiz şeyler bence faydalı olacaktır. Hemen başlayalım. Öncelikle çift koşu ile kontrol ve koşu demişiz. Ben notlar aldım, birazcık oraya bakıp konuşacağım sizlerle. Şöyle ki, pası verdiğiniz zaman direkt topu almadan önce çift koşuya basmanız lazım. R1'e basmanız lazım. Şöyle pası verdim. Hemen diğer tarafa koşmak istiyorsam topu atması için, bakın oyuncunuzun. Şöyle gösterelim. Yön tuşuna basıyorum, artık çift koşu tuşuna basıyorum. Bakın şimdi şu yukarıdaki oyuncuya atacağım. Yukarıya atacağım. Sağ tarafa koşmaya çalışacağım. Dikkat. Attım. Hemen önüne atıp hızlandı. Tabii önümüzde bir rakip yok. Rakip olduğu zaman bunun daha etkili olduğunu göreceksiniz. İyi uygulayabilirseniz. Bakın topu önünüze atıp bir anda ileride şut da çekebilirsiniz. Yani dediğim gibi çift koşu tuşu ve yön tuşuna ne tarafa gitmek istiyorsanız basıyorsunuz. Artı top sürme olarak bu top kontrolüydü. Bir de çift koşu tuşunun koşma ile alakası da var tabii ki. Burada oyuncu özelliklerinde özellikle çılgın koşu özelliği olan oyuncular, burada kim var bilmiyorum, Paris Saint Germain'de, ama normalde biliyorsunuz Verratti şu şekilde koşuyor, ama ben bunu basıp çektiğim zaman gördüğünüz üzere ayağından atıp, hatta bir de çapraz gittiğiniz zaman, çapraz koşular yaptığınız zaman baktığınız gibi, gördüğünüz gibi diyeyim, çok daha hızlı top sürdüğünü görüyorsunuz. Normale döndüğüm zaman bakın bu şekilde gidiyor, ama topu atıp gitmeye çalıştığında çok daha hızlı gittiğini göreceksiniz. Dediğim gibi çılgın koşu özelliği olan oyuncularda bunu yapmak çok daha başarılı oluyor. Devam ediyoruz. Yine çift koşuda atıp geçme özelliği var. Şöyle ki, rakip yakınımızda iken, duraksamışken, tabii bu çok önemli, duraksamışken bir anda koşu tuşuna basıp bu şekilde hızlı bir şekilde hızlanabilirsiniz. Yaklaştığında topu atıyorum ve çift koşu tuşuyla gene yukarıya doğru koştum. Bakın gene deneyelim. Gördüğünüz gibi attım ve plaseyle şansımı denedim. Çift koşu gerçekten çok çok önemli. Bir de koşuyu bırakma var ki ona da değineceğiz burada. Şimdi şu tarafa doğru koşuyorum. Bir anda kaleye dönmek istiyorsam R1'e bastığım zaman topun üzerine basar oyuncu. Tabii bunu yapmak biraz zor. Özellikle online maçlarda bağlantı problemi nedeniyle, ama bakın bastım koşu tuşuna, topu çekip durdurdu anında. Veya tekrar ediyorum, hepsini bırakıp koşu tuşuna basıp şöyle gösterelim. Gördüğünüz gibi aşağı giderken bile bastığınızda ya da koşuyorsunuz, bir anda durmak istiyorsunuz, hemen sadece koşu tuşuna bir sefer basılı tutuyorum. Tekrar göstereceğim. Normalde böyle giderken bir anda kaleye dönmek istiyorsanız bıraktım, koşuya bastım. Tekrar bıraktım, kaleye döndüm ve vurdum. Bizim oyuncuya çarpmış oldu. Devam ediyoruz. Şimdi R2 kontrolü ve üzerinden atlama tuşlarına geleceğiz. Öncelikle R2 kontrolünü göstermek istiyorum. Özellikle yakınınızda, çok yakınınızda rakip varsa bakın R2'ye basıp topu bir anda çekebilirsiniz. Bakın normalde topu bu şekilde kontrol ediyorken bir oyuncu, ben R2'ye basıp yön tuşuna bastığım zaman topu biraz daha arkaya çektiğini göreceksiniz. Bakın şöyle gösterelim. Topu sürerken değil, topu alırken sadece geçerli bu. Bakın. Olay bu. Bunu demek istiyorum. Topu geri çekmek için, özellikle rakipten kurtarmak için R2 ve yön tuşuna aynı anda, özellikle vurgulayayım burada ben, R2'ye ve yön tuşuna aynı anda basıp topu bu şekilde çekebilirsiniz. Zimaria ile yaptığımız gibi. Ve üzerinden atlamak için tabii ki biz R2'yi kullanacağız. Dikkat, R2'yi kullanırken sadece R2'ye basarsanız, elinizi her şeyden çekerseniz topun üzerinden atlar. Az önce gösterdiğim hareket yön tuşuna basarken geçerli şu. Ama şimdi bir deneyelim. Pası verdim. R2'ye basılı tuttum ve üzerinden atladı. Başka hiçbir şeye basmıyorum. Sadece R2'ye basıyorum. Bakın sadece R2 üzerinden atladı. Sadece R2 üzerinden atladım.
Bunu özellikle dar açılarda rakip üzerinize geliyorken yaparsanız bir anda bomboş kalıyor. Deneyelim. Bakın üzerinden atladım, geçtim. Tekrar R2. Sadece R2. Hiçbir şeye basmıyorsunuz. Başka sadece R2'ye basıyorsunuz ve yolunuza devam ediyorsunuz. Bir de bu R2 tabi geçen senelerde R1 idi. Koşu idi bu. Bu sene R2 oldu. Bir de R2 artı L1 var. Geçen sene R1 artı L1 ile yaptığımız bir hareket. Bu sene R2 üzerinden atlama ve L1 şeklinde. O da şudur, arkadaki oyuncuya bırakmaktır pas. Bakın L2 artı R1'e bıraktığım zaman bir arkadaki oyuncuya bırakacak topu. Tekrar deniyorum. Gördüğünüz gibi arkadaki oyuncuya bırakıyor. Kendisi hareketlenmiyor. Normalde R2 yaptığınız zaman kendisi hareketlenir. Ama burada bıraktığım zaman ne oluyor? Bir sonraki oyuncuya bırakıyor. Dediğim gibi bunun kombinasyonunda R2 artı, şöyle gösterelim. R2 artı L1. Yerlerini biliyorsunuz ya, ben bu şekilde göstermiyorum ama R2 artı L1 şeklinde olacak. Tekrar dediğim gibi şu hareketi yapabilmek için. Bakın bıraktım. Arkadaki oyuncu daha müsait bir pozisyondaysa tabii ki alıp bir anda şaşırtıp rakibinizi çok rahat bir şekilde ilerleyebilirsiniz. Gene geçen seneki kontrollerden, çok önemli kontrollerden biri, bu sene maalesef çok uygulayamadığımız bir kontrol, o da şu yakın kontrol. Geçen sene bildiğiniz üzere R2 ile yapıyorduk biz bunu. R2'ye basılı tuttuğumuzda oyuncu topu yakın kontrol ediyordu. Fakat bu sene R çubuğu ile yapacağız biz bunu. Bakın gördüğünüz gibi normalde şu şekilde top sürerken rakip yaklaştığında mesela şunun ikisini kullanabiliyorsunuz. Ki genelde biz bunları çalım atmak için kullanıyoruz. İşte şu tarz hareketler için kullanıyoruz. Ki çalım videosu gelecek. Çalım videosu başka bir videoda gelecek. Çünkü ayrı bir konu bu. Çalım videosunu ayrıca anlatacağım. Dediğim gibi yakın kontrol. Top rakibe yaklaştığınız anda özellikle topu daha iyi kontrol edebilmek için burada R çubuğunu kullanabilirsin. Bir tekrar deneyelim. Rakibe yaklaşalım. R çubuğunu kullanacağım sadece. Gördüğünüz gibi yakın kontrolü biz R çubuğuyla yapıyoruz. Devam ediyorum. L1 ile vücut koyma önemlidir. Şöyle ki rakip arkanıza yapıştığında topu kaptırmamak için sadece L1'e basılı tutacaksınız yön tuşuyla birlikte. Bakın. L1'e basılı tutuyorum. Özellikle sırtınız dönükken yapacaksınız bunu. Önünüz dönükken hiçbir işe yaramaz. Rakip sırtınıza yaslandığında hemen L1'e basıyorsunuz yön tuşuyla birlikte ve boş yerlere gitmeye çalışıyorsunuz. Rakibi sırtıma alamadım, bir türlü yaklaşmıyor. Neyse. Dediğim gibi bunu uzun uzun anlatamayacağım. L1'e basılı tutmanız lazım. Özellikle o fiziksel temasta daha üstün çıkabilmeniz için. Şimdi bazı hareket yaparak kontrollerimiz var. Birazcık bunlardan bahsedeceğim. Mesela R çubuğuna basılı tuttuğum zaman gördüğünüz gibi topu sürerken şu şekilde yapıyor. Topu sektirerek götürür. R çubuğuna basılı. Dikkat ediyorsanız. Tabi oyuncunun klasına göre değişiyor. Neymar'ın top sürmesi tabii ki çok iyi. Ama şöyle yapalım. Tekrar götüreyim. Pas geldiğinde de bunu yapabilirsiniz. O daha etkili oluyor. Mesela atalım. R çubuğuna basılı, geriye bastım. Şu hareketi yapabiliyorsunuz. Bakın R çubuğuna basılı, arka yön tuşuna bastığım zaman bu hareketi yapabiliyorum. Tekrar deneyeceğim. R çubuğu ve arkaya dönüş. Gördüğünüz gibi çok klas bir hareket. Tekrar ediyorum. R çubuğuna basılı ve yön tuşu. Tabii bunun için de bir özellik gerekecek. Oyuncularda olması gereken GY'de yoktur diye tahmin ediyorum. Devam edelim. R çubuğuna basılı arkaya döndüm. Hiçbir şeye basmazken, yani top önümde, topu sürerken de R çubuğuna bastığım zaman topu sektirerek götürdüğünü göreceksiniz. Özellikle yavaş koşularda bunu göreceksiniz. R çubuğuyla top sektiriliyor kısaca. Veya rakip çok yaklaştığında, mesela rakipten kurtulmak için koşu tuşuyla birlikte R çubuğuna bastığınızda bir anda topu, bakın, hemen farklı bir yere atabilirsiniz. Tekrar deneyeceğim. Bakın rakibe yaklaşacağım. Hop attım. Rakip yakında, geçemedim ama daha yakın bir pozisyonda çok rahat yapacaksınızdır. Deneyelim tekrar. Di Maria daha iyi yapacaktır. Gördüğünüz gibi şöyle saçmalıklardan birini yaşadık. Gene arkadaşımıza çarptık. Burada da anlaşıldığını düşünüyorum.
R çubuğu top sektirme. Top gelirken havadan geldiğinde de direkt arkaya sektirip aşırtabiliyorsunuz. Mesela şöyle göstereyim. Arka tuşuna basılı tuttuğumda da yani basılı tutuyorum kontrolden sonra ve bu sefer bakın basılı tutuyorum ve şu hareketi yapabiliyorum. Yani mantık şu. Top gelirken direkt yön tuşunu aşağıya tutup ve R3'e basarsanız topu atıp şu şekilde sektirir. Fakat önce R çubuğuna basılı tutup sonra yön tuşunu çekerseniz aşağı veya yukarı o zaman topu sektirip üzerinden aşıracaktır. Bakın önce R'ye bastım, sektirdi. Şimdi yön tuşuna bastım ve şu hareketi yaptım. Buradaki mantığımız bu. Devam ediyorum. Gene bazı hareketlerle top kontrolünden bahsetmiştim. Mesela top gelirken şu hareketi yapabilirsiniz. Burada da aşağı veya yukarı nereye çekmek istiyorsanız şurayı aşağı veya yukarı çekeceksiniz ve yön tuşuna basacaksınız. Mantık bu. Deneyelim. Tabii yön tuşu düzgün olması lazım burada. Nasıl yapabiliriz? Şöyle yapalım. Bakın. Bunu top sürerken de yapabiliyorsunuz. Bakın. Şu hareket mantık bu. Yukarı ve yön tuşu. Aşağı veya yön tuşu şeklinde. R çubuğunu yani. Yukarı buraya, yukarı buraya, aşağı buraya. Bunu top gelirken de yapabiliyorsunuz. Yönünüze göre değişiyor. R çubuğunu dediğim gibi biz genellikle hareket yapmak için kullanıyoruz. Devam ettiğimiz zaman başka mesela fake shoot var. Fake shoot'u göstereceğiz. Bakın şu şekilde topu kontrol edip ve sert şutla golü atabiliyorsunuz. Tekrar deneyelim. Çok etkili bir yöntem özellikle ceza sahası kenarında topu çok çok iyi kontrol edip gol atmanızı sağlayan bir yöntem. Şut ve pas hızlı bir şekilde top gelirken şut ve pasa basıyorsunuz. Ve bu şekilde kontrol. Çok hızlı ama. Çok çok hızlı. Çok hızlı. İkisine birlikte şut pas, şut pas. İkisinden birine önce basarsanız o top gider. Çok rahat bir şekilde hani az bastığınız için direkt kaleciye gidecektir. Yavaş bir şut olacaktır. O yüzden dikkat. Tekrar şut pas. Güzel bir kontrol. Mbappe veriyoruz. Şut pas. Çok iyi bir kontrol gelmedi ama aldık topu bir şekilde. L1'e basıyorum. L1, 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 L1. Oyuncuya topu kaptırmadım. Ve aşırtmamı yaptım. Bu aralar buna takmış durumdayım. Aşırtmayla gol atma. Az önce de attım anlatırken. Görmüşsünüzdür. Dikkatinizi çekmiştir. Benim size gösterebileceğim şeyler bunlar arkadaşlar. Bakın oyuncunun özelliğine göre bakın Verratti'nin hareketlerine bakın. R çubuğuna basarak topu götürmek istediğimde değişik değişik hareketler yapıyor. Bu tamamen oyuncu özelliklerine bağlı. Mantığı anladığınızı düşünüyorum. Bunun haricinde etkili şut yöntemlerini göstereceğimiz bir video olacak. Mesela hani burada bazı çektiğimiz şutlar özellikle aşırtma şutları sorabilirsiniz. Yani nasıl yapılıyor diye. Örneğin Neymar'la deneyelim. Bakın uzak direkten döndü. Bir daha deneyeceğim. Özellikle yani çok etkili gittiğini göstermek istiyorum size. Hemen konuşurken deneyeceğim. Neymar'la özellikle. Burada da bu tarz şutları tabii klas oyuncular çekecek uzak köşeye. Tekrar deneyeceğim. Aşırtma şutu özellikle. Neymar'la gene direği tutturduk ya. Geçen seneki frikik videosunda direkizm diye adımız çıkmıştı. Gerçekten ilginç. Şu direği bulmayı da yani şunu diyeceğim aslında videoyla bağımsız bu hareketler tabii de. Sizlere bunları anlatacağım bir video da hazırlayacağım. Yani etkili şut yöntemleri içerisinde bu aşırtma şutunu da sizlere anlatmaya çalışacağım. Son kez deneyip videonun sonuna gelmek istiyorum. Gene Neymar'la deneyeceğim. Tabii klas oyuncularla denemek başka. Ve evet sonunda gene direği tutturmama rağmen golü buldum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Klasizm kanalına hem katıl butonuyla hem de abone olarak destek olabilirsiniz diyelim. Görüşmek üzere diyelim.